yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana ders olsun ders hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde itme ve momentum işleyeceğiz. Momentum, kütle ve hızın çarpımına momentum denir. Vektörel bir büyüklüktür. Görüldüğü gibi P eşittir M çarpı V ile bulunmaktadır. İtme F çarpı delta T'ye itme büyüklüğü diyoruz. İtme kuvvetin bir süre uygulanmasıdır. F eşittir A'dan itme ile momentum arasındaki bağıntıyı çıkartırsak A dediğimiz delta V bölü delta T Birim zamandaki hız değişimi. Dolayısıyla F çarpı delta T M çarpı delta, t, delta V'ye eşittir. Yani itme momentumdaki değişime eşittir. İkisi de vektörel bir büyüklüktür. Kuvvet zaman arasında bir grafik verilirse kuvvet zaman arasındaki itmeyi verir. Dolayısıyla zaman ekseni arasındaki gene itmeyi verecek. Yalnız yönlerini göstermek gerekir. Eğer size momentum zaman arasında bir grafik verilirse yani p ve t arasında bir grafik verilirse gösterildiği gibi burada da itmenin çekersek buradan delta p bölü delta t yani eğimi bize kuvvetin büyüklüğünü verecektir. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme 10 N'luk kuvvet 4 saniye boyunca etki ediyor. Bu cisme uygulanan itmenin büyüklüğünü soruyor. İtme kuvvet çarpı zaman olduğuna göre i eşittir f çarpı delta t olduğuna göre 10 newton kadar kuvvet 4 saniye etki ediyorsa 40 Newton çarpı saniye büyüklüğüne eşit olur. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan 2 kilogram kütleli cisme F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında 10 metre bölü saniyeden 20 metre bölü saniye çıkıyor. Buna göre cisme etkeden itmeyi bulunuz. İtme F çarpı delta T ya da itme momentum değişimine eşittir. Buradaki Momentum değişimi yani son momentum 2 çarpı 20 eksi ilk momentum 2 çarpı 10. Burada ikisi de aynı yönlü olduğu için vektörel işlem yapmadık. Yani göstermedik. Normalde şöyle yapmamız lazım. Son momentum eksi ilk momentum. Buradaki son momentum sağa doğru 2 çarpı 20 eksi ilk momentum da 2 çarpı 10. Dolayısıyla 40 sağa doğru Eksiden dolayı 20 de sola doğru bileşkesi buradan 20 Newton çarpı saniye sağa doğru diye söylememiz gerekir. İtme momentum değişimiydi. Buradaki son momentumu yani 5 ile geri dönüyor. Yönünü gösterelim. Sola doğru 5. 2 kilogram çarpı 5. Eksi İlk momentumu da sağa doğru 2 kilogram çarpı 10 kadar hızı var. Dolayısıyla son momentumu sola doğru 10 artı diyorum. Sağa doğru olan 20 momentumu eksiyle çarpıldığından dolayı sola doğru dönüşüyor. Ve itmemiz burada sola doğru 30 Newton çarpı saniye kadar çıkacaktır. İşlemleri vektörel yapmayı unutmuyoruz buralarda. Burada bir kaleci antrenmanında kaleci çekilen şutu hareketsiz hale getirmek için f çarpı delta t o da eşittir itme o da eşittir delta p'ye eşit olacak. Burada 0.3 saniye içerisinde topa uygulanan itmenin büyüklüğünü veriyor. İtme 60 olduğuna göre Buradaki ortalama itme kuvvetini yani F'i soruyor. Saniye 0.3 saniye olduğuna göre F'i buradan çektiğimizde 200 newton olarak karşımıza çıkıyor. Önce momentum değişimini bulalım. Son momentum eksi ilk momentumdan. Son momentum aşağıya doğru 2 çarpı 3 eksi ilk momentumda sağa doğru 2 çarpı 4 kadar. Buradaki vektörel işlemi yaptığımızda aşağı doğru 6, eksi işleminden dolayı sola doğru 8 kadar ve bunların ikisinin bileşkesi 90 derece olduğu için 10 yani momentum değişimimizin büyüklüğü 10 Newton çarpı saniye çıkacaktır. Duvardaki etkileşim süresi 0,02 olduğuna göre yani F çarpı delta T eşit olacak delta P'den. Dolayısıyla buradaki ortalama F kuvveti isteniyor. Süre 0,02 saniye ve momentum değişimi 10 olduğuna göre P'yi buradan bulursak 500 F'i buradan bulursak 500 Newton olarak karşımıza çıkıyor. 20 metre bölü saniye yatay hızla attığımız cisim kütlesi 1 kilogram Yere düşene kadar etkeden itme. İtme neydi? F çarpı delta t idi. Buradaki cismin ağırlığı yani uygulanan yer çekimi kuvveti var, 10. Peki kaç saniyede düşüyor? H eşittir 1 bölü 2 g t kare formülünden g 10 olarak koyarsak t süresi buradan 4 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla uygulanan itme 40 newton çarpı saniye olacaktır. Momentum zaman grafiğinin eğimi cisme etki net kuvveti verir. Evet F çarpı delta T o da eşittir. M çarpı delta V idi. Yani F çarpı delta T eşittir delta P idi. F'i buradan çekersek delta P bölü delta T eder. Yani delta P şurası delta T de burası dolayısıyla eğimi bize Kuvvetin büyüklüğünü vereceğiz. Burada birinci bölgede momentum zaman grafiğinin eğimi sabit olduğu için uygulanan kuvvet sabit. İkinci bölgede momentum değişmediğine göre eğim de sıfır olduğu için kuvvet sıfır. Üçüncü bölgede eğime bakarsanız gittikçe ne yapıyor? Artıyor. O zaman sizin kuvvetiniz de gittikçe artacaktır. Durgun haldeki 2 kilogram kütleli cisme etki eden net kuvvetin zamana göre değişim grafiği. Kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verecekti? İtmeyi verecekti. Buradaki alanı bulursak alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den buranın alanını bulmuş oluyoruz. Yani itme değerimiz ne kadar? 30. İtme neye eşitti? momentum değişimine eşittir. İtmemiz 30. Son momentumumuz eksi ilk momentumumuz. Durgun halden dediği için ilk momentum sıfır. Dolayısıyla son momentumla da hızı soruyor. Dolayısıyla burada m çarpı ve son hızından kütlemiz ne kadardı? 2 idi. Yerine koyarak son hızımız 15 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.